39. madde üzerinde iki önerge vardır. Aykırılık sırasına göre işleme alıyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 41 sıra sayılı maden kanunu ile bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 39. maddesi ile eklenmesi öngörülen 1. fıkranın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim lisansları için bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra 14.03.2003 tarihli ve 6446 sayılı elektrik piyasası kanunun 7. maddesi kapsamında 100 MW üzerindeki barajlı hidroelektrik santraller haricinde yapılacak kapasite artışı lisans tadili EPDK tarafından uygun görülenler söz konusu kapasite artışı için yek destekleme mekanizmasından yararlanır şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Kazım Arslan, Denizli, Taceddin Bayır, İzmir, Müzeyyen Şevkin, Adana, Ahmet Akın, Balıkesir, Alpay Antmen, Mersin milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkan. Önerge hakkında konuşmak üzere Mersin Milletvekili Alpay Antmen. Buyurun Sayın Antmen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugüne kadar başta biz Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer muhalefet partileri hem mecliste hem de tüm mecralarda AKP iktidarının ülkemize verdiği zararları 16 yıldır anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz, devam edeceğiz. Yerel seçimlere az bir süre kaldı. Bu seçimler öncesinde herkesin son 16 yılımızı bir gözden geçirmesi gerekiyor. Bugün farklı bir açıyla Türkiye'nin son 16 yılına başka bir bakış açısı getirmek istiyorum. Bu konuşmayı özellikle AK Parti'ye oy vermiş kıymetli yurttaşlarımız için yapıyorum ve dikkatlice izlemelerini, dinlemelerini rica ediyorum. AK Parti iktidarının 16 yılını hep konuştuk. Gelin 3 Kasım 2002'ye geri dönelim. Ve varsayalım ki o gün AK Parti iktidar olamadı. Ülkeyi son 16 yılda AK Parti yönetmedi. Türkiye'de bugüne kadar neler olduğunu değil de nelerin yaşanmayacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın, askerimizin başına çuval geçirilmeyecekti. Diplomatlarımız esir alınmayacaktı. Soma'da 301 işçimiz ihmaller yüzünden hayatlarından olmayacaklardı. Berkin Elvan 20 yaşında olacaktı ve rahatlıkla ekmek almaya gidebilecekti. Emel Korkmaz, Emel Anne, Ali İsmail'in mezuniyetini görecek, oğluna sarılabilecekti. İnşallah. Ethem Sarısürük, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Mustafa Sarı hayatta ve sevdikleriyle birlikte olacaktı. Sayın Vekil'in dediği gibi başka ölümler de olmayacaktı. FETÖ ne istedilerse verilmeyeceği ve devletin içine sızamayacağı için darbeye kalkışamayacak. 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımız tankların altında can vermeyecek ve kahraman Ömer Halis Demir yaşayan olacaktı. Türkiye vatandaşlarına dünyadaki en pahalı benzin, pasaport ve otomobilini satmayacaktı. Sıfırlanmış terörden ülkemiz her terör örgütünün laboratuvarı olmayacak. Şehitler ve gaziler arasında ayrım yapmaya hiç kimse cüret edemeyecekti. Olsa da PKK ile kimse pazarlık yapmayacaktı. Savcılar PKK'lıların ayağına götürülmeyecek ve çadırda utanç mahkemeleri kurulmayacaktı. Hiçbir yargı mensubunun cübbesinde düğme ve cep olmayacaktı. Türkiye OECD ülkeler içinde sendikalaşma oranı ile sonuncu olmayacaktı. AB süreci devam edecekti. Hamile kadınlar sokak ortasında tekmelenmeyecekti. Şehit yakınları mahkemeye verilemeyecekti. Milletvekili ve belediye başkanları tutuklanmayacaktı. Türkiye dünyanın en büyük gazeteci hapishanesine dönüşmeyecekti. Barış isteyenler tutsak edilmeyecekti. Türkiye eğitim alanında OECD ülkeler arasında sonuncu olmayacaktı. Yunanistan 18 adamımızı işgal edemeyecekti değerli milletvekilleri. Öğretmenler atanamadığı için intihar etmeyecekti. 2 milyondan fazla esnaf ve sanatkar kepenk kapatmayacaktı. Türkiye'nin dış borcu 480 milyar dolar olmayacak ve bütçe açığı rekorlar kırmayacaktı. Türkiye İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en çok ihlal edildiği ülke olmayacaktı. Kadına şiddet, evet kadına şiddet %1400 artmayacaktı. İşçi ölümlerinde Türkiye dünya üçüncüsü olmayacaktı. 20 bin işçi denetimsizlik ve kar hırsı yüzünden
iş cinayetlerine kurban gitmeyecekti değerli milletvekilleri. Sivas Aydın'a yakanlar bırakılmayacak, gerekli cezaları görecekti. Hiçbir iş adamı bütün millete küfür edip devletten en büyük karlı yerleri alamayacaktı. Ayrıca vergi borçları da sıfırlanmayacaktı değerli milletvekilleri. Hiçbir başbakan İHİT denen cani terör örgütüne öfkeli kalabak diyemeyecekti. Hiçbir başbakan Irak'ta masum sivilleri öldüren emperyalist ABD askerinin ülkelerine sağ salim dönmeleri için dua etmeyecekti. Demokrasi hiç bu kadar ayaklar altına alınmayacaktı. 4 milyon metreküpten fazla ağaç yandaşlara rant uğruna kesilmeyecekti. 2019 yılında elalem Mars'a gitmek için sıraya girerken Türkiye'de domates ve patlıcan için kuyruğa girmeyecektik. Velhasıl Türkiye ekonomik, sosyal ve hukuki anlamda çok daha güzel bir ülke olacaktı. Ama sözümüz olsun, tüm yurttaşlarımız için Mart'ın sonu bahar. Teşekkür ederim. Hepiniz saygılar sunarım. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiş.